Sarayın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmeler ile karşınızdayız. AK Parti Aksaray İl Teşkilatı ve STK platformu bugün Cuma namazı çıkışı Kudüs için bir araya gelerek basın toplantısı yaptı. Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD! Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD! Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin skandala karşı tepki için Cuma namazı çıkışında Ulu Cami Meydanı'nda toplanan AK Parti Aksaray İl Teşkilatı ve STK platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Kudüs'ün özgürlüğüne karşı düşmanca atılan adımlara tepki vermek için burada toplandık. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, her gün hak ihlalleri sürerken, İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun değil, aynı zamanda insanlık vicdanına vurulmuş ağır bir darbedir. Aksaray STK Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş da yaptığı açıklamada bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz açıklamasında bulunarak tepkileri dile getirdi. Müslümanların ilk kıblesi, göz bebeği Kudüs-i Şerif'i, bölgenin gayrimeşru devletinin sözde başkenti olarak açıklanmasıyla ilgili haklı tepkimizi dile getirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. İslam tarihinde 3 şehir, 3 mescit ve 3 da çok önemli yer teşkil eder. Mekke, Medine, Kudüs. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. Hira Dağı, Zeytin Dağı, Tur-i Sina. Kudüs, yeryüzündeki 3 önemli mescitten biri olan El-Aksa Camii'nin bulunduğu, çevresi mübarek kılınmış bir şehirdir. Hazreti İbrahim'den itibaren Peygamber evlatlarının, havarilerinin, sahabilerin, velilerin, alimlerin, sultanların en gözde beldesidir. Kudüs adı üstünde kutsallığın başkentidir. Ecdadımızın İbrahim-i Halil diyerek kullanacağı şehirdir. Kudüs, Hazreti Peygamber'in İsra'sı ve Miracı'dır. Yani Rabbimize Arş-ı Ala'ya, Sırat-ül Münteha'ya ötelere gidişi ve tekrar aramıza dönüşüdür. Tekrar bizi kucaklayışıdır. Kudüs, peygamberlerin kokusudur. Yerin göklere en yakın avlusudur. Kudüs, bir mekanın ismi olmaktan öte manevi kıymet haritamızın en ana merkezlerinden birisidir. Kudüs, şimdi ise esir, karalara bürünmüş, zincirlerle bağlanmıştır. Yıllar boyu yeryüzünde tebessüm olmayan bir hüzün şehridir. Erken olgunlaşan çocukların, hiç büyümeyen yaşların şehri Kudüs. İşgal altındaki toprakların sıkışan kalbi ve kalbimizdir mukaddes Kudüs. Tekbir! Ey Kudüs, seni bir asır unutturdular ama nihayetinde hatırladık ve artık gözümüz hep üzerinde olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ifade ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Gönül bağımızın olduğu hiçbir coğrafyaya kayıtsız kalamayız. Bugün barışı ve istikrarı tehdit eden bu adımları atanlar, bu beldelerin huzurunu kaçıranlar elbette Allah'ın lanetine uğrayacaklardır. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Yakalandıkları akıl tutulmalarının bedelini en ağır biçimde ve sonu hüsranla bitecek şekilde ödeyeceklerdir. Bölgedeki gayrimeşru devletin sözde başkentini tanımıyoruz. Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bütün Müslümanların kutsalıdır. Onur ve izzetlerine şahitlik ettiğimiz
Filistin halkının haklı mücadelelerine buradan selam gönderiyoruz. Aksaray Belediyesi'nin Aralık ayı meclis olağan toplantısı gerçekleştirildi. Aksaray Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda bir önceki ayda alınan kararların özeti okunarak oylamaya sunuldu ve gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Daha sonra gündeme alınan maddeler sırayla görüşmeye açıldı. Toplantıda İmar Tadilat Komisyonu'nun hazırlamış olduğu tadilat görüşmeleri kapsamında İmar Komisyonu'na sevk edilen plan değişikliklerine ilişkin komisyonca hazırlanan raporlar görüşüldü. Toplantıda Başkan Yazgı, Müslümanların ilk kıblesi ve en önemli yerlerinden biri olan Kudüs'ün Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail'in başkenti olarak tanınmasını meclis üyelerimizle birlikte tüm Aksaray halkımız adına kınıyoruz mesajını verdi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Aksaray'da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde genç kızlarımız için kına gecesi düzenledi. Toplumun farklı kesimleri için sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiren, Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi ve Engelli Anneleri Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel düzenlediği organizasyonla gelinlik çağındaki engelli genç kızlar için temsili kına gecesi düzenledi. Duygu dolu anlara sahne olan etkinlikte belki hiçbir zaman bu duyguyu yaşayamayacak olan engelli genç kızların ellerine kına yakıldı. Aralık Dünya Engelliler Günü'nde biz burada sevgi yumağı oluşturduk. Hep birlikte Engelliler Günü'nü kutluyoruz. Biz çocuklarımızın ve özellikle annelerimizin yüzünü güldürmek istedik bugün. Ve onların içinde bir ukde olan hep kardeşlerinin, kuzenlerinin düğünlerini, kınalarını görerek büyüdüler. Ve onların da bir heveslerini yerine getirmek istedik bu gece. Ve içeride de şu an çok güzel eğleniyorlar. Aslında insan duygularını dile getiremiyor değil mi? Yani gerçekten anneler de söyledi aynı şekilde. Bizim içimizde ukde dediler. Size teşekkürleri sonsuz. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten her zaman çok duyarlı projelere imza atıyorsunuz. Özellikle bunu dile getiriyorlar. Son olarak ne söylemek istersiniz? Aslında ben de en az annelerimiz kadar, kızlarımız kadar heyecanlıyım bu gece. Onların yüzünü gülerken görmek beni çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Bugün Gülay Hanım'ın kurduğu Engelli Anneleri Derneğimizin de ilk projesi. Birlikte yapıyoruz. Sadece Kadın Koordinasyon Merkezi değil, Engelli Anneleri Derneği ile birlikte yaptığımız bir program. Bu duyarlılığı ve emekleri için de gerçekten Gülay Hanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Her bir annemizin de yüreğine sağlık. Gelin kız anneleri, aslında siz de öylesiniz. Dernek başkanı olarak gerçekten çok da güzel bir organizasyon hazırlanmış aslında. Tam anlamıyla eksiksiz bir kına gecesi yaşıyoruz burada. İçerideki atmosfer, hazırlık muazzam. Tekrar ellerinize sağlık. Sizin de duygularınızı alalım efendim. Ben de ilk önce Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanımız Hasibe Hanım'a çok çok teşekkür etmek istiyorum. Biz tek başımıza bu görevi üstlenecek durumda da değiliz. Engelli Anneleri Derneği yeni bir kurulmuş dernek. Kendisinin çok büyük katkılarıyla ve kurduğu organizasyon muhteşemdi. Gerçekten kendi kızım, bir kızım daha evli ama bu kadar güzel bir organizasyon neredeyse olmamıştı. Şu an ben ikinci kızımın kına gecesini görüyorum. Çok duygusalım, çok mutluyum. Yani onun bu eksikliğini tamamlamış olmak, onların yüzündeki bu duygu, birer
hayatları boyunca birer anı olarak kalacak, bu günleri olacak. Belki düğünleri olmayacak, belki kınaları olmayacak. Ama belediyemiz ve Hasibe Hanım'ın yüreğine sağlık diyorum. Bize kapılarını ve yüreğini o da kendisi açtı. Bizi kucakladılar çocuklarımızla birlikte. Biz de çocuklarımızın konuşan dilleriyiz bu arada. Çünkü onlar kendilerini ifade edemiyorlar. Ben de dernek başkanı olarak Hasibe Hanım'ın kapısını çaldım. Beni geri çevirmedi. Her konuda belediyemiz ve kendisi yanımızda. Onlara minnettarız engelli anneleri olarak. Çocuklarımızı da çok seviyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu eksikleri bu şekilde tamamladığımız için ayrıca bir onur duyuyorum. Çok mutluyum. Katkılar sizlere de, hepinize çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir organizasyon oldu. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Belediyemiz, derneğimiz işte yeni kurulmuş olmasına rağmen güzel işler daha yapacağımıza inanıyorum. Bu çocuklar ve annelerin sahipsiz olmadığını Aksaray'da belediyemiz şu an göstermiş bu durumda. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü Engelli Anneleri Derneği olarak bütün çocuklarımızı kutluyoruz. Bugünkü programımız da bunun bütün bir göstergesi. Gecede genç kız ve anneleri, tüm misafirler mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Ben Sevgi Baydar. Engelli bir kız çocuğum var. Öncelikle belediye başkanımızın hanımı Hasibe Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum bu organizasyonu düzenlediği için. Engelli başkanımız Gülay Hanım'a da ayrı ayrı herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızı mutlu ettikleri için, yüzlerini güldürdükleri için elbette çocuklarımız mutlu oldu mu biz anneler de çok mutlu oluyoruz. Bunların... Tamam. Bu çok güzel bir şey. Evet. Çocuklar teşekkür ediyor. Yüzleri güldüğü için herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için, aramızda olduğunuz için. Biz de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir tablo var. Gerçekten herkes çok mutlu. Evet. Bunlar güzel duygular, güzel gözyaşları. Aynen. Duygularınızı paylaştınız. Teşekkür ediyoruz. Ben çocuk kızımdan her zaman çok çok memnunum. Allah'ın bana bir verdiği bir lütuf. O benim güneşim, ayım, her şeyim, evimin meleği, direği, her şeyi. Peki, teşekkür ayrı ediyoruz. Bir duygu mu? Sağ olun. Can Çay'ın, benim Down sendromlu bir kızım var. Hasibe Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bize bir mutluluğu yaşattıkları için. Biz çocuklarımızdan çok memnunuz. Allah'ım bize bunu lütfu. Biz onlarla beraber mutluyuz. Onlar bizle mutlu. Öyle mutluyuz işte. Beraber yaşamaya alıştık biz. Onlarla biz de beraber. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ederiz. Bize bu günleri verdikleri için Allah razı olsun. Biz de böyle mutlu olduk. Mutluyuz. Allah'ım onlara bize bir lütfu, biz onlarla yaşamaya alıştık artık. Çok güzel bir çok tablo güzel, değil mi? Evet, çok güzel, çok mutluyuz. Süslendiler, evet. Kuaföre gittiler bugün, evet, makyajları, saçları yapıldı. Çok güzel. Çok güzel olmuşlar. Çok gel güzel şöyle oldular. Yanıma gel. Çok güzel oldular. Şöyle kameralar seni görsün. Mutlu musun? Evet. Çok mutlusun değil mi? Nasıl, dans ediyor musun içeride? Evet. Sen konuşmak isterdin. Bize böyle bir imkanı verdikleri için çocuklarımıza, çocuklarımızın yüzünü güldükleri için Hasibe Hanım ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben çocuğumla gurur duyuyorum. Ben çok mutluyum. Allah'ın bir hediyesi o bize. Hiçbir zaman için gocunmadım ve çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyi paylaştıkları için bizle, çocuklarımızla çok mutluyum. Allah razı olsun herkesten, emeği geçenlerden. Eline ve emeğine sağlık diyorum ben. Başka da bilmiyorum. Çok güzel bir duygu. Çok güzel. Allah sabır versin, Allah güç versin. Merhabalık. Merhaba. Tanıyabilir miyiz seni? Ben Şifa Nusola. Nasıl bir duygu? Bugün kına için hazırlandınız, gelin oldunuz. İyi. Kontrole gittiniz, makyajlar yapıldı, süslendiniz. Evet. Eğleniyorsunuz. Güzel. Neler söylemek istersin? Hepsine teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Vallahi çok ince bir düşünce, ince bir davranış belediyemize, Hasibe Hanım'a. Böyle ince düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. Yani kendimi tutuyorum ağlamamak için. Yani öyle.
Hiç hani başka ihtiyaçları herkes görüyor ama bu tür incelikleri herkes düşünmüyor. Yani. Evet. Değişik bir duygu. Vallahi. Ya bir kızım var, geline demedim ama. Bu akşam gelin ettiniz. Yani. Yani. Ne mutlu size. Çok teşekkür ediyorum. Yani. Hasip Hanım bu tür incelikleri hep gösteriyor. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Çok önemli. Yani değil mi? Evet. Bu şekilde hatırlanmak, evet. Uzatılması. Bizim bam telimize dokunuyor. Çok sağ olsun. Biz Allah sağ razı olsun. Sağ olun. Mutlu musun? Beğendin mi kıyafetini? Beğendim, mutluyum. Nasıl bugün kuaföre gittin? Gittim. Çatma yaptım, tuş yaptım. Nasıl, beğendin mi şöyle bir bakalım üstüne? Çok şıksın. Çok güzelsin. Dına derece. Eğleniyor musun içeride? Eğleniyorum. Tamam, hep birlikte kopacağız mı, oynayacağız mı? Oynayacağız. Tamam, içeride beni bekle, birlikte oynuyoruz, tamam, tamam mı? Teşekkür ediyoruz. Mutlu musun Güldere? Mutluyum. Ne yaptınız bugün? Süslendiniz, küslendiniz. Süsledim, ben gelin oldum. O ne güzel. Benim gelin oldum ben artık. Oynamam lazım. Ondan sonra ablalar burada. Arkadaşlarınla eğleniyorsun. Anlıyorum. Evet, kızınızı gelin ettiniz bu akşam. Evet. Gerçekten çok güzel bir ortam. Hep birlikte duyguları paylaşıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Valla ben döndü Şakar. Gülderen benim kızım, en çok istediği şeydi. Yani en çok istedi. O gerçekleşti. Çok güzel oldu yani. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili seyirciler, haftanın bir diğer önemli gelişmesi ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde AK Parti Aksaray yönetimi farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. AK Parti yönetimi, Aksaray Belediyesi ve sivil toplum örgütleriyle engellilerin katıldığı yürüyüş Aksaray Belediye Binası önünden başlayıp 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda son buldu. Burada bir açıklama yapan Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin kendini toplumda farkındalığını hissettirmesi için bir fırsattır dedi. Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut ise bize, yani devlete ve topluma düşen engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanlar sunmaktır dedi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından AK Parti yönetiminden oluşan heyet Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Aksaray Belediyesi'nin her hafta salı günü düzenlemiş olduğu Halk Günü'nde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı vatandaşları makamında misafir ederek talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor. Başkanlık makamında düzenlenen Halk Günü'ne çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar istek ve sorunlarını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ilettiler. Vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Yazgı, sorunların çözümü için yetkili birim müdürlerine talimatlar vererek vatandaşların belediyeden beklentilerinin karşılanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Başkanı Ramazan Kaşlı ve yönetimi Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Başkanı Ramazan Kaşlı ve beraberindeki Türk Kamusen Aksaray İl Temsilcisi ve Türk Eğitimsen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak, Türk Sağlıksen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara ve Türk Bürosen Aksaray Şube Başkanı Cemal Çınar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette MHP İl Başkanı Ramazan Kaşlı, ülkemizin geleceğiyle ilgili olarak güçlü bir Türkiye için şu an birlik ve beraberlik günlerini yaşıyoruz. Söz konusu Türkiye olunca, ülkemizin bekası olunca aynı noktada birleşmemiz gerekir açıklamasında bulundu. Sendika başkanları ise sendikal faaliyetler hakkında görüş bildirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kendisinin makamında ziyaret eden değerli il başkanı ve sendika başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İstişareye önem vermeleri bizim için çok önemli. Sorumluluk anlayışı içerisinde memleket meselelerinde bir araya gelebilmek, istişare edebilmek bizleri memnun etmektedir dedi. Aksaray Belediyesi'nin eğitime olan katkıları devam ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Aksaray Belediyesi'nin katkıları ile Haydi Konuş Bakalım adlı liseler arası yarışmasının dördüncüsü 18 Aralık Pazartesi günü yapılıyor.
Aksaray Belediyesi'nin eğitime katkıları devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, münazara öncesi münazaraya katılan 14'ü Aksaray merkezde bulunan Ağaçören ve Güzelyurt ilçelerinden 16 lisenin idarecisi ve öğrencileriyle özel bir otelde düzenlenen sabah kahvaltısı programında bir araya geldi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Haydi Konuş Bakalım adlı liseler arası münazara yarışmasına maddi manevi destek sağlayan Aksaray Belediye Başkanlığı bu yılda öğrencilere sürpriz ödüller hazırladı. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu seneki yapılan programda tamamen kendileri programları belirleyecekler. Hocalarımızı, jürilerimizi belirleyecekler. Çekilecek kurallar, yarışma konuları, bu konularla ilgili çalışmaları Milli Eğitim başlığı altında artık devam edilecek. Dolayısıyla bu sene böyle bir değişiklikle yolumuza devam edeceğiz. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programında yarışmanın fikstürü çekilirken Aksaray Merkez ve Ağaçören Güzelyurt ilçesinden 2 okul dahil 16 liseden her okulu 3 asil 1 yedek olmak üzere toplamda 4 öğrenci temsil edecek. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muammer Acar ve beraberindeki sporcular Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Acar kendilerine verilen desteklerden dolayı Başkan Yazgı'ya teşekkür etti. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muammer Acar ziyarette Başkan Yazgı'nın kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Öncelikle 68 Aksaray Görme Engelliler Derneği olarak Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı Beyefendi'yi ziyarete geldik. Kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz bizleri kabul ettiği için. Görme engelliler golbol kupasını Aksaray'a getirdik. Türkiye birincisi olduk Adana'da yapılan müsabakada. Görme engellilerin neler yapabileceğini Türkiye'ye göstermiş olduk. Bundan dolayı da tüm sporcularıma da teşekkür ediyorum. Başkanımız da bize görme engellilere araç sağladı. Bizim gidip gidiş gelişimizi sağladılar. Belediye olarak belediyeye de ayrıca teşekkür ediyoruz. Belediyenin tüm personelleri de biz geldiğimiz zaman bizlere yardımcı oluyorlar. Onlara da başkanımızın nezdinde teşekkür ediyorum. Kupalarımız devam edecek diyorum. Belediye başkanımızın da gerek eşi de eşinin de bizlere destek olması nedeniyle bu kupanın devamının gelmesini temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkan Haluk Şahin Yazgı, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu programında yer alan Adana Golbol Erkekler Yükselme Müsabakalarında şampiyon görme engelli yüzücüleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ben de Görme Engelliler Derneği Başkanımıza, değerli yönetimine, buradaki herkese hoş geldiniz diyorum. Bizi gururlandırdınız, önce onu söylemek istiyorum. Yani şampiyonluk kupasını alıp gelmeniz bizi çok mutlu etti. Hele özellikle böyle bir haftada bunu yapmak daha güzel bir manası oldu, anlamı oldu. Dolayısıyla Allah razı olsun diyorum hepinizden. Biz de yine hep beraber dediğiniz gibi. Bizim tabii çorbada bir miktar tuzumuz var. Esas kahraman sizlersiniz. Bizim burada esas sizlerin bu yüreği, emeği sayesinde bu kupalar kazanılıyor. Ama ben şunu istiyorum kamuoyundan da. Yani belediyemiz tabii ki destek olacak. Amenna ama. Sivil toplum kuruluşlarımız var, değerli iş adamlarımız var. Bu tür kupalara, bu tür futbol olsun, basketbol olsun, görme engellilerimizin ve diğer belki aklıma gelmeyen birçok branşta yapılan çalışmaların ellerinden tutulursa aslında ne kadar büyük başarılar elde ettiğini biz hep şahit oluyoruz. Biz bunun da devamını istiyoruz. Biz her türlü desteği de inşallah gücümüz yettiği kadar, elimizden geldiği kadar da yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar hepinize Allah razı olsun diyorum. Tebrik ediyorum sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında kendisine Tayyip dede diye seslenen 3,5 yaşındaki Gülhan Aydoğdu ve annesini Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı makamında misafir etti. Türkiye'ye saldırmak isteyen herkesin kullanımına açık bir pislik yuvasına dönüşmüştür. Efendim? Birisi yapma, birisi yapma.
Ziyarette Gülhan bir kez daha sevimli halleriyle kendisini sevdirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, annesi Senem Aydoğdu ile birlikte kendisini ziyaret eden Gülhan'a günün anısına hediye verdi. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yaşındaki kız çocuğunun seslenişine kayıtsız kalamayıp konuşmasını böldü. Grup toplantısı sırasında salonda bulunan küçük kız kendisine Tayyip Dede diye seslenince Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını kesip efendim şeklinde karşılık verdi. Erdoğan konuşması bitince küçük kızı yanına alarak fotoğraf çektirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Dede videosu paylaşım rekorları kırdı. Efendim. Aksaray Belediyesi'nin kültürel sosyal etkinlikleri kapsamında desteği devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tarih, kadın, medeniyet ve medya söyleşileri programı kapsamında Milli Mücadele'nin kahraman kadınları Aksaray'da anıldı. Arşivlerin kayıp kahraman kadınlarını günümüze taşıyan Milli Mücadele'nin Kayıp ve Cesur Kadınlar adlı söyleşi programı büyük ilgi gördü. Ve çünkü Ankara Lojistik Malzeme İkmali ürünlerin katılması dış dünya ile ilişkilerimizin kesilmesi için gerçek bir baskı vardı. Askerlerin de sadece anıları vardı. Söyleşide milli duygularımızı ve o günleri anlatan, o günleri yaşatan, o gün kadınlarının ve insanların ne çektiğiyle ilgili olarak tarih araştırmacısı yazar İlknur Bektaş duygusal bir sunum yaptı. Emeklerinize sağlık, teşekkür ederim. İlimizdeki liselerde bu programı tekrarını yapabiliriz. Okullarımızın konferans salonlarında ve Aksaray'daki üniversitenin kız yurtlarında da bu programı tekrarını yapabiliriz. Çünkü ben çok duygulandım. İstifade ettik. Çocuklarımızın da bundan istifade etmesini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Merkezi Katar'da bulunan El Cezire Arap Kanalı geçtiğimiz günlerde Aksaray'ı tanıtmak için Aksaray'a geldi. Merkezi Katar'da bulunan El Cezire Arap Kanalı, Aksaray'ın tarihi, kültürel, turizm ve ekonomik potansiyelini anlatan televizyon program ve haberleri için çekimler gerçekleştiriyor. Aksaray merkez ve ilçelerinde gerçekleşen çekimlerde özellikle Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akmek'te düzenlenen Çini Seramik kursunda yapılan ürünlere özel ilgi gösterildi. Çok beğenerek ve severek yapıyorum bu işi. Siz neden bu masayı öğreniyorsunuz? Ben sanata olan düşkünlüğümden, sanatı çok sevdiğim için. UNESCO somut olmayan kültürel miras hükümetler arası 11. komite toplantısında Türkiye olarak sunulan geleneksel Çini ustalığı listeye dahil edilmiş ve ülkemiz adına tescillenmişti. Aksaray Belediyesi Akmek Merkez binasında gerçekleştirilen televizyon çekimlerinde Akmek Müdürü Canan Köse çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bugünkü El Cezire televizyonundan Çin kursunun çekim için geldiler. Buradaki amaçları Aksaray'ımızı hem tanıtmak hem de ki Aksaray'da bulunan Aksaray Belediye'mizin Akmek'te bulunan Çin kursunun nasıl ilerlediğini aşama aşama çekerekten kendi El Cezire televizyonunda yayın yapmak için geldiler. Onları konuk ettik kursumuzda. Güzel bir çekim yapıldı. Gazeteci El Cezire Arap Kanalı Türkiye temsilcisi Almatus Balı Hasan Koros Funded, Aksaray'da gerçekleştirdikleri çekimler hakkında kısa bir açıklama yaptı. Ben yıllardır Türkiye'de muhabirlik yapıyorum. İllerin çoğu gezip tanıtımı yaptık. Şimdi sıra Aksaray'a geldi. Biz burası geziyoruz. Bu güzel şehrin tanıtımı yapıyoruz. Bugün Çincilik kursuna geldik. Bu Çincilik haberi yapıyoruz. Başka haberleri de yapıyoruz. Akmek Merkez Bina'da bu yıl ilk kez düzenlenen butik pastacılık kursuna katılan hanımlar kendilerine verilen desteklerden dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Butik pasta kurs hocası Selma Gümüşsoy'un verdiği kursa dahil olan kadınlar pasta yapmanın inceliklerini keşfediyor, hünerlerini sergiliyor. El becerilerimizi geliştiriyoruz. Tüm ev hanımlarımızın bildiği şeylerin üzerine yeni katkılarda bulunuyoruz. Çok daha pratik, çok daha kolay bilgiler ediniyoruz. Görsellik çok önemli biliyorsunuz.
ev hanımlarının günlerde yapmaları gereken ya da yaptıkları pastaların görsel olarak sunumları bizler için çok önemli. Bunları çok daha geniş detaylarıyla öğreniyoruz. Pastacılık kursiyerleri öncelikle mutfak terimleri, profesyonel malzemeler, pişirme yöntemleri, servis teknikleri gibi temel bilgileri öğreniyor. Kursta ayrıca profesyonel yaş pasta ustaları yetiştiriliyor. Bu kursta değişik pastalar öğrendik. Yani bizim bilmediğimiz yeni çeşitli pastalar. Butik kurabiye, butik cupcake, kek pops tarzı pastalar. Ondan sonra daha sonra da ben bu işi ticarete dökmek istiyorum açıkçası. Evde hani sipariş alarak bir şeyler yapmayı düşünüyorum inşallah. Akmek Merkez binada bu yıl ilk kez düzenlenen butik pastacılık kursuna katılan hanımlar kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ettiler. Butik pastacılık kursu hocası Selma Gümüşsoy ise düzenlenen kurs hakkında bilgiler verdi. Kursumuz yeni bir kursumuz olduğu için biraz ilgi ve talep fazla olduğundan dolayı biz de 6 gruba bölmek zorunda kaldık. Sabah ve öğle grubu olmak üzere 6 tane ayrı gruplarımız bulunmaktadır. Kursumuzda burada ev hanımları, çalışan hanımlar, genç kızlarımız katılmaktalar. Yaptığımız kursumuz belediyemizin bize verdiği katkılarla kursumuzda çok güzel işler başarıyoruz. İşler yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haftanın ardından öne çıkan gelişmeler ile karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.